Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala rasulina Muhammedin salavat. Bakara suresi ayet 14'te kalmıştık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Estaizu billah ve izâ legû. Rabbimiz münafıkları anlatmaya devam ediyor. Ve izâ legû, onlar rastladıklarında kime? Ellezîne, o kimselere ki âmenû, iman ettiler. Onlar iman edenler ile karşılaştıklarında, onlara rastladıklarında galu, o münafıklar der ki amennâ, biz iman ettik. Münafık değil. Kalbinde iman yok ama diliyle Müslümanı aldatmak için iman ettiğini söylüyor. Ve izâ halev, onlar hali kaldıklarında, baş başa kaldıklarında kimle? İlâ şeyâtînihim, şeytanlarıyla. Yani kendileri gibi münafık olanlarla. Her şeyin, insan olsun, hayvan olsun, cin olsun, bir şeytanı vardır. Yani o nevin en azgınına o nevin şeytanı denir. İşte onlar da münafıklıkta en azgın olanlarla, yani kendi reisleriyle baş başa kaldıklarında galu derler ki inna ma'kum, biz sizinle beraberiz. Yani bakmayın bizim müminlere iman ettik deyişimize. Biz sizinle beraberiz. Biz de sizler gibi münafız. İnnemâ nahnu, biz ancak müstehziûn, alay edicileriz. İstihza edicileriz. Münafığı tanıyoruz. Ve izâ legullezîne âmenu gâlu âmennâ. Onlar müminler ile karşı karşıya geldiklerinde, onlarla görüştüklerinde derler ki biz iman ettik. Onlar Müslümanlıkla ele geçen nimetlere sahip olabilmek için, Müslümanlarla evlenmek, ganimetten hisse almak, cizye vermemek, Müslümanlar öldüğü zaman onlara varisçi olmak gibi İslam sıfatıyla ele geçen nimetleri ele geçirmek için Müslüman gözüküyorlardı. Kardeşlerim, imanımıza hamdü sena edelim. Hamdü sena edelim. Bu münafıklar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında namaz kılıyorlar. Bu münafıklar münafıklıkları anlaşılmasın diye Müslümanlarla cihada çıkıyorlar. Zekat veriyorlar. Yani kelime-i tevhidi söyleseler, kelime-i tevhid müstesna İslam'ın her şartını yerine getiriyorlar da kalpleriyle iman edemiyorlar. Ve subhanallah. Ayet-i kerimenin iniş sebebi şu. Bu ayet-i kerimeler aynı zamanda gaybi bir mucize. Münafıkların başı, reisi Abdullah İbni Übey, bu kendi gibi münafıklar ile dolaşırken Hazreti Ebubekir, Hazreti Osman ve Hazreti Ali'ye rastlıyor. Onlar yaklaşıyorlar. Her birini
kendine uygun sıfatlarla övüyor. İlk önce Hazreti Ebu Bekir'i övüyor. Ey peygamberin mağara arkadaşı. Ey peygamberin sadık dostu gibi. Hazreti Ömer'i ve Hazreti Ali'yi övünce Hazreti Ali diyor ki ya Abdallah, ey Allah'ın kulu, ittegillah, Allah'tan kork. Ve la tunafik, münafıklık yapma. İşte onlar Müslümanın basireti vardır ya, basiretlerle bunları tanıyordu. Fennel münafigine şerrun halgillah. Muhakkak ki münafıklar insanların, mahlukatın en şerlisidir. En şerlisidir. Münafıklar müminlerle karşılaştıklarında biz iman ettik diyorlardı. Ve izâ halev ilâ şeyâtînî, kendi şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında galû innâ ma'akum, onlar diyorlardı ki biz sizinle beraberiz. Biz iman etmedik. İnnemâ nahnu müste'zi'ûn, biz Müslümanlar ile alay ediyoruz. Bakın bu ayet-i kerime gaybi bir mucizedir. Onlar bu sözü biz Müslümanlar ile alay ediyoruz, biz sizinle beraberiz sözünü Müslümanlara söylemiyorlar. Kendi gibi münafıklarla paylaşıyorlar. Peki bu söz nasıl açığa çıkıyor? Onların bu konuşmalarını Kur'an'ın lisanıyla bize kim haber veriyor? Efendimiz aleyhissalatü vesselam onların yanında değil ki onların sözünü bize haber versin. Haşa ve kella. Yani Kur'an bir beşer sözüdür diyenler var ya. Bu gibi haberler Kur'an'ın gaybtan haber vermesidir. Onlar aralarında konuşuyor. Lakin onların konuşmalarını Rabbimiz işitiyor. Ve Kur'an'ın lisanıyla haber veriyor. Hatta onlar diyorlar ki bir daha böyle konuşmayalım. Muhammed'in her yerde kulağı var, bizi duyuyor. Şimdi onlar dediler ki biz Müslümanlar ile alay ediyoruz. Cemaat rahat olun, gönlünüz ferah olsun. Onların Müslümanlarla yapmış olduğu bu istihzaya ve alaya Rabbimiz Müslümanlara bedel mukabele ediyor. Allahu yestehzi'u bihim. Allah onlarla istihza eder, alay eder. Rabbimiz diyor ki Allahu yestehzi'u bihim. Ey müminler hiç merak etmeyin. Onlar sizinle alay etsin. İmanınızla, Kur'an'ınızla, efendim sakalınızla, cübbenizle dalga geçsin. Siz sabredin. Niye? Çünkü Allah onlarla alay edecek. Allah'ın onlar ile alay etmesini İbni Abbas Hazretleri şöyle ifade ediyor. Mahşer günü insanlar hesap meydanında peygamberler nefsi nefsi der. Kendisini kurtarmak ister. Amel defterleri dağıtılıyor. Mizanlar kurulmuş. Herkes kendisini kurtarma peşindeyken cennetin kapıları açılır. Ve münafıklar cennete davet edilir diyor. Münafıklar cennete doğru koşmaya başlarlar. Derler ki vay be, münafık olduğumuz anlaşılmamış ya. Tam cennete gireceklerdir ki cennetin kapısı yüzlerine kapanır. Münafıklar mahzun bir halde hesap meydanına dönerler. Kapı bir daha açılır. Bir daha münafıklar çağırılır. Umut ya bu.
umut ya. Bir daha koşarlar. Bir daha kapı kapanır. Bir daha dönerler. İbn Abbas Hazretleri diyor ki, cehenneme atılıncaya kadar onlar cennete böyle koşar. Cennetin kapısı onların yüzüne kapanır. Onlar bir daha geriye döner. Onların bu haline melekler ve müminler güler. İşte Rabbimizin onlarla ihtizası budur der. İkinci bir görüşü daha var. İkinci bir görüşü daha var. Hadis suresindeki ayetlerle sabit ki, يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ. O gün mümin kadınları ve mümin erkekleri görürsün. Onların nuru önlerinden ve arkalarından koşar. Cenab-ı Hak her mümine önünü aydınlatması için bir nur verecek. İbn Abbas Hazretleri diyor ki, münafıklara da verilir. Münafıklar der ki, vay be, kalbimizdeki küfür anlaşılamamış. Bizi de Müslümanlardan saydılar. O nurun vermiş olduğu aydınlığın, o nurun saçtığı ışıkta yürürler. Çünkü o gün öyle bir nur var ki herkes kendi önünü aydınlatabiliyor. Başkasının karanlığını aydınlatamıyor. Ve subhanallah. Nasıl bir şeyse, zifiri karanlık, insanlar karanlığa mahkum olmuşlar. Kimse kimsenin, kimse önünü göremiyor. Ama Cenab-ı Hak müminler bir nur veriyor. Lakin müminin yanında kafirse onun nurundan istifade edemiyor. İşte o engamda münafıklar da Allah bir nur verir. Diyor ki İbn Abbas Hazretleri, ta sıratın başına gidinceye kadar onlar bu nur ile yürürler. Sıratın başına geldiklerinde münafıkların nuru bir anda söner ve onlar sıratı geçmeye çalışırlarken cehenneme düşerler. İşte bu Allah'ın münafıklara yapmış olduğu istihzadır. Yapın bakalım. Yapın bakalım. Onların şu andaki çığırtkanlığı, onların bağırması, isyanı, vallahi bir partiyle, bir başkanla, bir beşerle alakadar şeyler değil. Onların zoruna giden Kur'an, iman, İslam, onların zoruna giden birilerinin Kur'an'ın hükümlerini onlara hatırlatması. Kaçın bakalım, kaçın bakalım. Nereye kadar kaçacaksınız? Cenab-ı Hak her kaçağı yakalayandır. Kimse Cenab-ı Hak'tan kaçamaz. Allahu yestezi'u bihim. Allah onlar ile istihza eder ve yemudduhum ve onları uzatır. Buradaki mana, yani onlara mühlet verir. Onlar ne haldedir? Fî dûyânihim, azgınlıkları içinde ya'mehûn. Ya'mehûne meallerde şaşar, bocalar bir halde manası verilmiş. Kadı Beyzavi çok güzel bir mana vermiş. Diyor ki, bedendeki göz görmezse buna ama denilir. Eğer kalbin gözü görmezse buna ameh denilir. O zaman ya'mehun, onlar azgınlıklar içinde kalpleriyle hakikatleri göremez bir halde iken Cenab-ı Hak onlara mühlet verir. İbn-i Mesud Hazretleri diyor ki, onlara mühlet verilmesinden maksat
günah işleyebilmeleri için onlara güç verilmesidir. Onlar cüz'i iradeleriyle günah işlemeye meylederler. Cenab-ı Hak da külli iradesiyle onların yapmak istedikleri günahları halk eder ve yaratır. Onlara o günahları işleyebilmeleri için güç verir. Zannetmeyelim ki Allah'a böyle isyan etmelerine rağmen onlara verilen evlatlar, mallar, makamlar, sağlık, sıhhat, hangi nimeti sayarsanız sayın, onlara nimet olarak verilmiş olsun. Öyle değil. Bakın Kur'an ne diyor? Müminun 55-56. Eyahsebune, yoksa onlar şunu mu zannediyorlar? Ennemâ numidduhum bihi min malin ve benin. Biz onlara mallar veriyoruz, evlatlar veriyoruz. Onlara böyle genişlikler veriyoruz. Nusâri'u lehum fil hayrat. Biz onlara bu nimetleri vermekle onlar için hayırda koştuğumuzu mu zannediyorlar? Bellâ yeşşurun. Hayır, onlar bilmiyorlar. Evet. Hayır, onlar bilmiyorlar. Cenab-ı Hakk'ın bu nimetleri onlara vermesi nimet değildir. Nimet değildir. Kur'an söylüyor. Şu anda kalbime düşen bir ayet-i kerime çevireyim hemen Mustafa. Ali İmran suresi sayfa 75. La yagurranneke, sakınsa aldatmasın ey müminler. Sakın aldatmasın. Ne aldatmasın? Tegallubul lezine keferu fil bilad. Kafirlerin belde belde gezmesi sizi aldatmasın. Yani bakarsınız onlar dünya nimeti içinde belde belde gezerler, kamp yaparlar, tatil yaparlar, atlarında lüks arabalar, her türlü imkanlar. Sakın onları görüp de sakın ha aldanmayın. Sakın ha dünyaya meyletmeyin. Onlar gibi dünya yaşamaya çalışmayın. Meta'un galil. Onların bütün eğlencesi, bütün gezmesi meta'un galil diyor Rabbimiz. Azıcık bir menfaatlenmektir hepsi. Sümme me'vahum cehennem. Sonra onların varacağı yer cehennemdir. Ve bi'sel mihat. Cehennem ne kötü bir döşektir. Lakinillezine tagav rabbehum. Ama Rablerinden sakınanlara gelince lahum cennet. Onlar için cennetler vardır. Onlar için cennetler vardır. Allahu yestezihu bihim. Allah onlar ile alay eder. Ve yemudduhum fi duyanim ya'mehun. Onlar kalp gözleri kör, hakikati, hakkı göremiyor, dalalette bocalıyor, boğuluyor. Böyle bir azgınlık içinde iken Allah onlara mühlet verir. Ülaik, işte onlar var ya, ellezine, öyle kimselerdir ki iştaravut dalalete, onlar sapıklığı satın aldı. Neye mukabil? Bil huda, hidayete mukabil. Yani onlar kendilerine verilen cüz'i iradeyle hidayet yoluna girebilirlerdi. Eğer onlar Cenab-ı Hakk'ın hadi, hidayet veren ismini kapısını çalsalardı, Cenab-ı Hak onlara hidayet verecekti. Ama onlar Cenab-ı Hakk'ın mudil, saptıran isminin kapısını çaldılar. Allah da onlar cüz'i iradeleriyle neye sapmışlarsa Allah da onları o yolda yürüttü. Onlar hidayeti satın
almadılar. Onlar dalaleti satın aldılar. فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ Ve onların ticareti kâr etmedi. وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ Ve onlar hidayet bulucular da olmadılar. Cenab-ı Hak bu akıbete düçar olmaktan bizleri muhafaza etsin. Bir daha ayet-i kerimelere mana verelim ve dersimizi tamamlayalım. Onlar müminlere rastladıklarında derler ki biz iman ettik. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ise derler ki biz sizler ile beraberiz. Biz ancak alay edicileriz. Allah onlar ile istiza eder, alay eder ve onlar kalp gözleri kör bir halde azgınlık içinde şaşar bocalar iken Allah onlara mühlet verir. İşte onlar hidayete mukabil sapıklığı satın almışlardır. Onların ticareti kâr da etmedi ve onlar hidayet buluculardan olmadılar. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Tegabbel minna bihumetil Fatiha.